Herkese merhaba. Uzun zamandır ortalıklarda yoktuk. Daha doğrusu YouTube'a bir video çekmiyorduk. Ta ki bugüne kadar. Evet, bugün de Finlandiya'ya geldik ve dedik ki hemen bir videoya başlayalım. Ama havalimanına geldiğimizden beri o kadar çok badire atlattık ki bir türlü başlayamadık. Artık sonunda Oulu'da, doğru söylüyorsak eğer, başlayabildik. Çok uzun bir yoldan geldik. İstanbul'dan Helsinki'ye uçakla varıp Helsinki'den karavan kiraladık. Karavanı sonra göstereceğiz size. Karavanı kiraladıktan sonra yaklaşık bir 600 km kadar gece sürüşü yapıp ve bu sabah Oulu'ya geldik. Geceliğin bir kampingde kalmadık çünkü zaten karanlıktı ve çok zor bir yer buluruz diye düşünüp yol kenarında böyle hem benzinlik hem yeme içme yeri olan bir yerde kaldık. Kapılarımızı da kilitledik bir Türk olarak. Oysa ki burası çok güvenli bir şehir ama yine de ne olur ne olmaz dedik. Şimdi burayı biraz gezeceğiz, kısa bir tur atacağız. Sonra Rovaniemi'ye doğru yola çıkacağız. Adını doğru söylüyorsam oranın da. Bu videolardaki amacımız tabii ki kuzey ışıklarını görmek. O yüzden çok fazla yeme, içme vesaire görmeyebilirsiniz. Biz ne görürsek siz de onu göreceksiniz artık. Bu arada hava çok soğuk ama bize göre çok soğuk. Daha geçen hafta hava -20 dereceydi. Bugün 0, 1, 2 dereceler arasına gidip geliyor. Lafı çok daha fazla uzatmayalım. Şimdi biraz şehri turlayalım. Şimdi biz Santa'nın evine geldik. Noel Baba'nın evine geldik yani. Aslında burası bir ev değil, kocaman bir köy. Bir sürü aktivite var içinde. Biz de birkaç tanesini deneyeceğiz. Şimdi bir evini dolaşacağız. Noel Baba'nın yanına girmeye çalışacağız. Bakalım girebilecek miyiz? İnternette okuduğumuz bilgiler aslında çok ücretli olduğu ve pahalı olduğu yazıyordu. Bir de kendimiz emin olalım diyoruz. Onun haricinde Husky Park'a gideceğiz. Husky'lere dokunabilirsek onlara dokunacağız. Rengeyiklerine bakacağız. Bir de burada rengeyikleriyle dolaşıyorlar ama onu yapmayız diye düşünüyoruz. Yani çok bir amacı yok. Çok kısa sürüyor zaten. 3-5 dakika gibi bir süre sürüyor. O yüzden boşuna masraf diyebiliriz. Şimdi Santa'nın hayvanlarını görmeye geldik. İşte lamalar, poniler ve rengeyikleri. Ama öncesinde böyle bir çadır yapmışlar ısınmak için. Devamlı kara basmaktan ayaklarınız çok üşüyor. Şimdi birazcık dinlenelim, sonra devam edeceğiz. Biz parkı turluyoruz. Biraz sonra da sevmek için yanlarına gireceğiz. Arkamızdakiler de tura hazırlanıyorlar. İsterseniz böyle turlar da var ama biz ona katılmadık. Birazcık üzüldük. Ama onların görevi bu aslında. Herhangi bir zarara uğramıyorlar sonuçta bu koşullarda ve kızlığa alışkınlar ama yine de bizim içimiz el vermedi. Nereye geldik? Huskyleri sevmeye geldik. Husky Park burası. Şimdi bakalım içeriye girelim ve biraz husky sevelim. Oğlumuzu aldatmadan seveceğiz. Rengeyiklerine geldik. Çok güzeller ama çok kocamanlar. Biraz korkuyorum. Aslında insanlara alışkın gibiler ama yaklaşınca çok büyük oluyorlar. Ki bu bebek. Oh! Bu bebek elletmiyor kendini ama. Mikrofonumuzu bir şey zannediyor. Yemek yemek.
Santa'nın evini dolaştık, bitirdik. Ama Finlandiya turumuz devam ediyor. Henüz kuzey ışıklarını göremedik. Her gece av peşindeyiz. İnşallah görürüz ve videoya çekeriz. Bu gece de yine av peşinde. Şimdi gidip kamp yerimizi ayarladıktan sonra gece saat 12.00 gibi videoya devam edeceğiz. Rovaniemi'den herkese merhaba. Tekrardan merhaba. Biz sonunda Rovaniemi'ye geldik. Bugün biraz şehrin içini gezeceğiz. Çok güzel kar yağıyor. Aslında harika ama bizim için kar yağmaması lazım. Çünkü bulutsuz bir havaya ihtiyacımız var kuzey ışıklarını görmek için. Biz aslında 2-3 akşamdır kuzey ışıklarını kovalıyoruz. Ama bugün şansımızın en yüksek olduğu gündeyiz. Bu akşam kar motorlarıyla tura çıkıyoruz. Bizi daha farklı bölgelere götürecekler ve bugün saat 19'da 22 arasında görüleceğine dair alert de verildi. O yüzden çok heyecanlıyız. İnşallah görebiliriz. İnşallah. Bakalım. Bu akşam şans bizimle olması lazım. Selçuk buzlu göle girmeye karar verdi. Burada böyle bir kültür var. Herkes buzlu göle giriyor. Sonra koşarak şuradaki savunmaya giriyorlar. Saat 4'te açılacakmış. Hazırlık yapıyorlar. O sırada biz de ateş başında bekleyeceğiz. Ben tabii ki girmeyeceğim. Şurada sıcak sıcak bekleyeceğim Selçuk'u. Ben önü tutma yapıyorum şu anda kendime. Evet, birazdan buzlu suya girecek. Bakalım girebilecek mi? Girecek. Ama burada yerel halk da çok fazla giriyor. Yani aylık abonmanlıklar var. Koşa koşa göle girip sonra saunaya gidiyorlar. Tabii bu turistlerin de çok ilgisini çekiyor. Bu arkamdaki donmuş göl. Ben bu haldeyim ve Selçuk şuradan göle girecek. Hazır mısın? Hazırım. Birileri fotoğraf çekip giriyor bile şu anda. Nasıl hava? Çok soğuk. Şunu düzenle, say ona kadar say. Yavaş say. Soğuk değil, acı yok. Selçuk saunadayken benim bekleyeceğim yerde demin gösterdiğimiz burası. Kendini nasıl hissediyorsun? Kendimi çok iyi hissediyorum. İlk girişimde çok zorlandım. Çok titreyerek girdim. Sonra koşa koşa saunaya geldim. Ama ikinci girişimde daha rahattım. Bir 30-40 saniye kadar kaldın mı? Hayır, tabii ki 10 saniye falandı. Tamam, o zaman ilk girdiğimde 5 saniyesi, ikinci de 10 saniye kadar kaldım. Sudan çıkınca dedi, koşa koşa saunaya geldiğin için zaten bir daha üşümüyorsun, sonrasında da üşümüyorsun. Hiç tahmin ettiğin gibi bir şey değil yani. Aslında suya girmeden burada beklediğin zaman daha çok üşüyorsun. Suya girip saunaya girdiğin zaman konu daha iyi bir yere geliyor yani. Bir daha olsa yapar mıyım? Kesinlikle yaparım. Son gecemiz, yani tatilimizin de son günü oluyor. Artık dönüş yolundayız. Hem karavanın içinde size bir gösterelim dedik. Bu herhalde bizim kiraladığımız karavandan arasında en lüksü, en güzeliydi. Evet. Biz çok memnun kaldık. İnşallah siz dairelerini kiralarsınız ya da dairelerini satın alırsınız. Karavanı kiraladığımız yeri de açıklama kısmına koyarız. Gerçekten çok güzel verdiler bize ve en ince detaylarına kadar anlattılar. Biz iki kişilik bir karavan tuttuk. Bunun bir küçüğü de vardı ama Selçuk'un boyu biraz uzun olduğu için biz
orta boyunu kiralamış olduk. Biz küçüğün bir büyüğünü kiralamış olduk. Diğerleri minibüs tarzında fakat biz alkovenli kiraladık bilerek. Yanları biraz daha geniş olsun diye. Dün akşam kar motorlarıyla çok güzel bir tur yaptık. Gece turu, kuzey ışıklarını avlama turu. Çok değişik bir deneyim oldu bizim için. İlk defa böyle bir kar motoru kiralayıp gece karanlığında ormanın içinde bunu sürüşünü yaptık. Gezdiğimiz yerler çok güzeldi. Turla beraber gittiğimiz için rehberimiz bizi hep kuzey ışıklarını görebileceğimiz yerlere götürdü. Aynı zamanda ormanın içinden geçtik. Bu mevsimde geyikler yokmuş, onu öğrendik. Sordum özellikle görebilir miyiz diye ama daha çok Eylül, Ekim, Kasım aylarında görebilirsiniz dedi. Şu anda hiçbiri yokmuş. Sadece tavşanlar ve tilkiler var dedi. Tavşanları görebildik biz de. Motorlar çok gürültülü olduğu için zaten hayvanlar yaklaşmıyorlar kesinlikle. Kuzey ışıklarını görebildik mi? Tam net göremedik. Bulutların arkasında onların hareket ettiğini gölge olarak görebildik ama hava kapalı ve bulutlu olduğu için çok açık net göremedik. Çok fotoğraflarını da çekemedik ama bazı bölgelerde görülebiliyormuş. Bizim de şansımıza net bir şekilde görülmedi. Sadece bulutların aralandığı zamanlarda bazı yeşil ışıklar görebildik. Ama o fotoğraflardaki muhteşem fotoğraflara yakalayamadık yani. Bu da Selçuk'un söylediği gibi tamamen bulutlu bir havaya denk gelmemizden dolayı. Yaklaşık 2 haftadır da hava çok bulutluymuş. Romanimi'de zaten orta derece fırtına uyarısı verildi. O yüzden şans işi. Biz bu tatili çok önce planlamıştık. Yani yakın bir zamanda planlasak da fırtınanın ya da rüzgarın ya da bulutların ne zaman geleceğini bilemiyorsunuz. Ama her şeye rağmen çok güzel bir deneyimdi bizim için, değil mi? Sizi bu videoda karavanın içinden karşılamak istedik. Bu da kiralamış olduğumuz karavanımız. Daha önceki kiraladığımız karavanlara göre bir boy daha büyük karavan kiralayıp Alcovenli modeline geçtik. Dur şimdi ben söyleyeyim. Söyle. Karavan kiraladığımız firma çok iyiydi. Bize çok detaylıca her şeyi anlattılar. Havalimanında karşılayıp ofise götürdüler. Orada karavanı pırıl pırıl yapıp bize teslim ettiler. Bizden de aynı şekilde geri istiyorlar. Şimdi içini temizleyeceğiz. Biz de bugün son gecemiz olduğu için. Bu gece karavandaki son gecemiz. Sabah erken saatte kalkıp Helsinki'ye doğru yol alacağız. O zaman Helsinki'de görüşmek üzere. Karavanı teslim ettik. Helsinki Havalimanı'na geldik. Hatta kapımıza kadar geldik. Bir tatilimizin daha sonuna geldik. Bunu da sizlerle paylaştık. Bir sonraki tatilimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.